Herkese selamlar. Ben Bulbariton arkadaşlar. Bugün günün 3. videosunda Games of War'la beraberiz. Faction Assault açıldı bugün. Hemen ona gidelim. Gerçi bu sefer Faction Assault için takım araştırması yapmadım ama istenen mana renklerine bakıp durumu bir değerlendiririz diyorum. Hangisi açıldığına bakıyoruz önce, hiç bilmeyenler için de söyleyelim. Önce hangisi açıldığına bakmak için oyunlar kısmından Faction Assault seçiyoruz. Sol üstten ya da sağ taraftan seçebilirsiniz. Eğer size sol üstte görünmüyorsa. Bakın Eldrazor'muş. Hemen bunu anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Hangi normal krallıkla bağlantılı olduğunu anlamak için takım oluşturma kısmına giriyorsunuz. Filtre açıyorsunuz. Buradan krallıklardan Eldrazor'u seçiyoruz. Eldrazor'u seçtikten sonra bende olan olmayan hepsini göstersin diye show all diyorum ve buradan pardon, bunu ödemeye gerek yoktu. Zaten Eldrazor bir yeraltı krallığı olduğu için. Buradan herhangi birine tıklayın ve bakıyoruz. İsminin altında Eldrazor ve Zul'Kari diyor. Demek ki normal krallık Zul'Kari ile bağlantılı. Şimdi burada Eldrazor'daki 4 karakteri de sahip miyim? Ona da bakıyorum. Evet, bakın hepsine sahibim. Hepsi bende olmayan yok. Hatta şöyle göstereyim size. Show ol demiştim. Bende olan olmayan hepsini göster diye. Yani şu an hepsine sahibim ama sizde yoksa nasıl bulacağınızı birazdan göstereceğim bilmeyenler için. Şimdi bu saf takım için geçerli o. Onun dışında herhangi normal karakterlerden herhangi birileriyle yaparsanız bir takım, o zaman sıradan takım oluşacak. Saf takım bonusu alamayacaksınız sadece. Olay o. Şimdi normal krallıklardan Zul'Kari ile bağlantılıydı. Zul'Kari'yi buluyoruz hemen. Şöyle merkeze yakın bir yerdeydi. Burada. Önce buradan seviye kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Burada bakın sol altta Faction Horde kısmına bakıyoruz. Yüzde kaç diye bakıyorsunuz. Sizinki %100 veya %0 arasında bir şey olabilir. Benim %50'ymiş. Bu da neden arkadaşlar, gösteriyorum. Şimdi 10 seviyeye kadar altınla geliştirebiliyorsunuz krallıkları. Ben daha önceden 15'e geliştirdiğim için burayı. Bakın 12 seviyede %25 Faction Horde Stats artışı var. Bir de 14'te var. Bunu almışım bakın. Ekstra olarak 17'de ve 19'da da var. Bunları da alırsanız %100'e kadar çıkar. Buradaki ön hazırlığınız buradan 19, 17, 14 veya 12 seviyelerinden alabildiğiniz kadar alıp krallığınızı hem geliştirin hem kendinizi geliştirin hem de Faction Horde artsın hazineniz. Şimdi bunu hallettikten sonra Yeraltı Krallığı'na inip oradaki hazırlığımızı yapıyoruz. Yeraltı Krallığı'nda Eldrazor'u buluyoruz. Hemen bakın şurada altta, merkezin altında. Burada Horde'a giriyorsunuz. Bakın burada seviye ve kalite arttıracaksınız. Bakın daha önceden kaliteyi arttırmamışım. Dolayısıyla bunu arttırmam lazım. Neden? Seviyeyi arttırdığınız zaman burada Eldrazor'da yeraltı krallıklarındaki zindan, yani Eldrazor'un zindanlarına girerseniz size ekstra karakteristik puanı verecek takımdaki karakterlere. Ya da Eldrazor'un kendi Faction Assault'u bugün olduğu gibi açılmışsa gidiyorsunuz ve orada da buradaki karakteristikler geçerli olacak. O yüzden seviye ne kadar artarsa level kısmı o kadar çok karakteristik gelecek. Şuradan göstereyim. Bakın birdeyken hiçbir karakteristik yok ve burası arttıkça şöyle göstereyim size. Bakın arttıkça sol tarafta karakteristikler sürekli artıyor gördüğünüz gibi. Tabi burası şöyle göstereyim. Hatta 1000'e kadar çıkıyor ve 1000 yaptığınızda da şöyle göstereyim. Bakın çok devasa karakteristik puanları takım karakterlerinize gidecek. Şimdi gelelim kalite. Kalitede arkadaşlar burada sağ altta mor barın altında görüyorsunuz bir kalite yükseltme şansı var. Buradaki her bir hazine kartı hem seviyenizi arttırmak için deneyim puanı veriyor hem de kalitenizi arttırmak için bir yüzde şans veriyor. En düşük kalitedeki hazine kartı beyaz olan deneyim olarak 10 deneyim verirken kalite yükseltme şansını %5 veriyor. Ve bir seferde 5 karttan fazla basamadığınız için demek ki sıradandan 5 tane basarsanız sadece 50 deneyim ve de %25 kalite yükseltme şansı. Ama en değerli olan mitik varsa sizde hazine kartı, bunun tanesi 500 deneyim veriyor ve %50 kalite yükseltme şansı veriyor. Dolayısıyla bundan iki tanesi bile %100 kalite yükseltme şansıyla kesin olarak kaliteyi arttıracaksınız demek. Bundan aynı anda 5 tane basarsanız yani o 2500 deneyim eder ki o da bayağı bir seviye atlatır size zaten. Ama önceliğiniz kaliteleri arttırmak olmalı. Kaliteler zaten onu bulduktan sonra gelecekte tekrar Eldrazor mesela geldi diyelim. O zaman önceden gelişim yaptığınız için artık kaliteyle uğraşmanız da gerek yok. Bundan sonra tek yapacağınız seviyeleri arttırmaya çalışmak olmalı. Peki hazine kartı nereden geliyor? Arkadaşlar şimdi yeraltı krallıklarında portallar var. Bu portalları kaos parçalarıyla şöyle göstereyim. Girdiğinizde 20 kaos parçasına bir portal, 200 kaos parçasına 10 portal hemen açabilirsiniz. Her portaldan ya bir hazine kartı geliyor
Ya da o krallığın kendi az önce baktığımız karakter kartlarından dördünden biri gelebiliyor. Dolayısıyla ben dördüne de sahip olduğum için bu hazinenin kartlarını istediğim herhangi bir yeraltı krallığında arayabilirim. Bunda sorun yok. Ama şimdi bunu göstereceğim. Size buradaki kartlardan eksiğim olsaydı burada arayacaktım. Ben doğal olarak hangi mantıkla ilerliyorum? Önce bütün yeraltı krallıklarındaki kendi kartları elimde olsun diye hazine kartlarımı hep olmayan yerlerde arıyorum. Hazine kartları da nasıl olsa hepsi verdiği için hiç fark etmiyor. Elime geçtikten sonra hazine kartları geri Eldrazor'a dönüp geliştireceğim. O yüzden ne yapıyorum? Şimdi eksik olanları tespit etmek istiyorum. Filtreye dönüyorum ve burada krallıkların en altına iniyorum. Aşağıdan yukarı gidiyorum ben arkadaşlar. Geçmişten olanlar bilir. Şimdi Zulkari normal, Zayeci normal, Wyrmrun yeraltı krallığı. Hemen seçip bakıyorum. Buradan bakın dördüne de sahipmişim. Hemen bir sonrakine bakıyorum. Burada White Plains normal, White Court bakayım bir. Bu da yeraltıydı. Evet bakın bunu da hepsine sahibim. Kontrolümü yaparak gidiyorum. Bakın White Hand normal, Wyrmwood yeraltı krallığıydı. Buna bakıyorum. Bakın bunu da dördü var. Olmayan birini arıyorum. Eğer hepsinin kartlarını da sahipsem artık dilediğim şekilde yani kendi bulunduğum Eldrazor'sa orada takılabilirim. Oradan hazine kartı arayabilirim. Hiç fark etmiyor nereden aradığım. Devam edelim. Bakın eksiklerimi tamamlıyorum. Uskaya normal. Umbral Nexus yeraltı. Bakıyoruz. Yine hepsi var. Geçmişten yapa yapa bakın hepsini tamamlamayı neredeyse başarıyoruz. Tinkertown normal olması lazım. Bir kontrol edeyim. Yok pardon o da yeraltıymış. Onu da hepsini almışım. Bir an dedim olması lazım diye. The Warrens yeraltı. Bunun da hepsi tamam. Hemen bakıyoruz. Bakın eksiğim kaldı mı diye. The Vault şöyle arkadaşlar. Vault'a ait olduğu için bunda yeraltı krallığı değil ama normal krallık da değil. O yüzden burada farklı sayıda göreceksiniz. Bunu geçelim. Labirent yeraltı hemen bakıyoruz. Bakın bunun da hepsi tamam. Devam. The Deep Hive yeraltı krallığı yine bakıyoruz. Bakın bunun da bütün kartları bizde tamam. Gördüğünüz gibi eksik yok. The Black Earth de yeraltı krallığı bakıyoruz. Bakın burada da hepsini tamamlamışız. Aynen devam ediyorum. Swordsash normal. Sunken Fleet yeraltı. Bakıyoruz hemen. Bakın bunu da hepsini tamamlamışız. Çok güzel. Eksik kalmasın. Suncrest normal. Stormheim normal. Stonesong ayrı yeraltı. Bu da tamam. Burada da eksiğimiz yok. Ondan sonra Sin of Marash normal. Silver Glade normal. Silver Necropolis yeraltı. Bakıyoruz. Bu da tamam. Eğer siz bilmiyorsanız tek tek açabilirsiniz. Zaten 4'ten fazla kart varsa Yeraltı Krallığı değildir. Farklı bir yerdir. Yeraltı Krallıkların hep 4 kartı oluyor sadece. Shantank normal. Sea of Sorrow yeraltı. Bakın bunun da 4'ü tamam. Çok güzel. Bakın bayağı bir halletmişiz. Primal Rift'e bakalım. Bu da tamam. Primal dediği bunlar özel kartlar diye geçiyor sanırım. Bunlar yeraltı değil ama göstereyim size şöyle. Bakın yine 4'ten fazla. İmpler falan filan var. Geçelim. Brightlands normal, Pansveil normal, Nexus normal. Bunlar hep normal. Şu Mirrored Halls bu yeraltıydı. Bakın bunun da hepsi tamam. Güzel. M'ye kadar gelmişiz. Merlantis, Maugrim normal, Lirazas Lair yeraltı. Burada bir tane eksiğim varmış. Bakın burada efsane kart eksikmiş Lirazsa. O yüzden Lirazas Lair'de kullanacağım kaos parçalarımı. Sonra orayı tamamlayınca diğerlerine gideceğim. Hemen bakalım. Şu sol altta bir doğru bir yerdeydi herhalde. Burada hemen altımızdaymış zaten. Şimdi portalı burada açacağım. Hemen buradan tek tek açalım. 196 var. 200 olsaydı 10 taneyi bir seferde de açabilirdim ama sonuçta bir tane kart aradığım için yine tek tek açacaktım. Hemen bakıyoruz. Lirazla gelene kadar bakın oranın kendi başka kartını verdi. O vardı zaten. Bir yandan hazine kartı arıyorum. Bir yandan da Lirazla'yı arıyorum. Hemen bakıyoruz. Hazine kartı attı. Bir tane yüzük. Devam. Peki sizin kaos parçanız yoksa ya da var da yeterince çıkmadıysa o durumda da hiçbir sorun yok arkadaşlar. Normal Faction Assault'umuzu yine yapacağız. Oradan kazandığımız kaos parçalarını yine getirip burada aramaya devam edeceğiz. Böyle böyle tamamlayacaksınız arkadaşlar her yere. İhmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Bunlar şimdi küçük küçük görünür ama gelecekte büyük olur. Bir de Faction Assault özel bir silah veriyor. Birazdan onu da alacağız kısmetse. Dükkandaki özel alışverişimizi yapacağız. Burada son 4 tane daha açacağım sanırım. Bakın biraz da yatacak mı? Hem onu da bulursam bir eksiğim daha tamamlanmış olacak koleksiyonda.
Evet, açmaya devam. Şimdi buranın kendi kartları yine geliyor. Ama hala biraz da yok. Evet, yine yok. Devam ediyor. Burada son bir tane daha açıyorum. Ondan sonra da artık normal başlayacağız ve tekrar kaos parçası topladıkça döneceğiz. Buradan da hazine kartı geldi. Elimde 16 kaldı. Dönüyorum. Burayı sonra Liraz'ı tamamlayacağız. Şimdi öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bakın, rastgele herhangi birine tıklayın. Sağ üstte 3 tane hakkım var diyor. Yani benim normalde günlük olarak Faction Assault'u düşünmeyin. Normalde istediğim yeraltı krallığının zindanına girme hakkım var. 3 tane. İstersen bir krallıkta 3 kere girebilirim. İstersen krallıkta bir kere girebilirim. Ya da birinde 2, birinde 1 girebilirim. Bu tamamen size kalmış. İstediğiniz yerde girebilirsiniz. Ama Faction Assault'ta ekstra size 3 hak verecek ve onu zindanların ilk seviyesinden başlatacak. Normalde 20 seviyeden başlarsanız o zindanı bitirirseniz sonra 30, 40, 50 diye gidebilirsiniz. Ya da normalde istiyorsanız daha zayıfa girebilirsiniz ama tabii ki bu sizin çarpanınızı, yani ödül katsayınızı azaltacaktır başlangıç değerine. Ama bir Faction Assault'a girdiğinizde, örnek vereyim, bir zindanı 500 seviyeye kadar çıkarabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben Eldrazor'u geçmişte geliştirmiş olsaydım ve de oynamış olsaydım, Eldrazor'u 500'e kadar çıkardığım, bugün yine 500'de veya daha geriye doğru düşürüp katsayımı düşürüp takılmaktansa Faction Assault'ta 20 seviyeden başlayıp ilerleyebildiğim için hem güçlü bir takıma zaten sahip olmuş olacağım 500'e ulaştığım için, o takımımla 20 seviyeden tıkır tıkır tekrar başlayıp ilerleme şansım olacak. Dükkandan alacağım ekstra haklarla da daha çok ilerleyebileceğim. Daha çok da ödül demek. Bir de zindan sırasında kuzgun bulursanız o zindanınız hakkınızı geri aldığınız gibi ekstra bir zindan hakkı daha veriyor. Bu da şu demek: her iki zindandan birinde kuzgun bulursanız onu kaçırmadan yok eder ve de savaşı kazanırsanız o savaşı, iki zindan hakkını birden kurtarmış olursunuz. Yine iki kere ödül almış olacaksınız. Bir de üstüne üstlük Faction Assault'ta topladığınız puanlar ödül havuzunda birikiyor. O ödül havuzundaki ödülleri de alıyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim. Buradaki gelişimi şöyle yapıyorduk. Tekrar hatırlatıyorum. Şuradan bakın, hazine kartlarıyla horda giriyorum. Doğru yerde miyim? Bir kontrol edeyim. Yanlış yerdeymişim. Bakın, iyi ki baktım. Edrazor'a dön. Horda giriyorum. Bakın, burada seviye ve kalite arttıracağım. Bende ne var hazine kartı? Bir tane taç var. Bunun bir tanesi %25 kalite yükseltme şansı veriyordu. 3 tane de yüzük var. Gördüğünüz gibi çok hazinem yok. Mesela ben bu dördünü basarsam %25, %35, %45, yani %55 şansla basabilirim. Seviyem de 18'e kadar çıkacakmış. Verdiği deneyim 175 deneyim. Bu şekilde yapabilirim ya da daha sonra planlı şekilde yapabilirim. Hatta şöyle göstereyim size. Bunu sil, bunu da sil. Şöyle göstereyim. Benim daha önceden girdiğim yerlerden birinde girebilirim. Ve girdiğim zaman oralardan kaos parçası toplayıp sonra tekrar buraya dönebilirim. Ama önce Faction Assault'u göstereyim size. Oyunlar kısmına gelelim. Bakın, oradaki gelişimimizi daha yapmadık. Seviyesi bir. Hiçbir karakteristik vermiyor. Kaliteyi yükseltmedik. Ekstra ödül kazanamayacağız. Onu da anlatmadım değil mi? Onu da söyleyeyim hemen. Kalite kısmını arttırırsanız ne oluyor arkadaşlar? Bakın, sağ tarafta göstereyim. Kaliteyi yükseltmezseniz altın, ruh puanı, saygınlık puanı, külçe bulduğunuzda 1 ile çarpacak. Yani ne bulduysanız onu alacaksınız. Ve altta da patronu yenerseniz ekstra sandık yükseltim şansınız sıfırda. Ama 10 yaparsanız, bakın, altın bulursanız 4 katını alacaksınız. Ruh puanı, saygınlık puanı ve külçe bulursanız 2 katını alacaksınız. Ve de patronu yenerseniz ekstra sandık seviyeniz 3 seviye daha artacak. İşte o yüzden kaliteyi yükseltmek de önemli. Şimdi Faction Assault'a bir girelim. Hemen giriyoruz. Şimdi dükkandaki kademelerden bahsedeyim. Hem de oradaki özel silahımıza bakalım. Şimdi dükkana geliyorum. Arkadaşlar bakın, burada birinci kademe 30, sonra 60 istiyor. 90, sonra 120 daha 210 ve 200 daha verip 410'a verdiğimiz zaman elmas. 4 kademedeki bütün her şeyi alıyoruz ve bir de bakın silah kazanıyoruz. Resmin üzerinde Owned yazıyorsa önceden almışsınızdır. Eğer yazmıyorsa sizde yoktur. Bu silah bugün, şimdi özelliğine bakacağız ama hiçbir işinize yaramasa bile hep söylediğim gibi mutlaka alın arkadaşlar. Çünkü başka zaman başka bir şeyde işinize yarayabilir. Örneğin mesela şimdi bu hafta Lonca Savaşı var. İşte Lonca Savaşı'nda savunma takımı yaparken
farklı farklı silahların özellikleri farklı savunma takımlarınızda işe yarayabilir. Ya da gelecekte siz farklı bir amaç için bir takım yaparken bu silahlar yarayabilir. Bakalım özelliğine. Diyor ki seçtiğin düşmana şu anki benim büyük gücümde 23 vuruyormuş. Eğer düşman lanetlenmişse 8 tane yeşil mana oluşturuyormuş. Eğer örümcek ağa bulaştırılmışsa da 8 tane de mor mana üretiyormuş. Demek ki örümcek ağa ve lanetleme üzerine bir takımım varsa, içinde bu silahı da kullanıyorsam hem mana desteği verecek hem de nasıl diyelim güzel saldırı yapabileceğiz. Bugün bir işime yaramasa bile yarın bir gün yarayabilir. Burada ekstra her kademede iksir de veriyor. Savaşta destek verecek size. Altınlar kazanıyorsunuz. Bakın hazine kartları da veriyor. Yine gelişim için kullanabileceğiz. Üstüne kaos parçaları veriyor. Ekstra portal açabileceğiz. Ve de zindan hakları veriyor. Şimdi bu dört kademeyi alacağım ben. Önce ilk kademeyi alalım. Hem de bir hazine kartımız daha olmuş olacak. Bakalım hemen. Tabii ne kadar kaliteli verirse o kadar iyi. Bakın efsane olanı verdi. Güzel. 5 de kaos parçası aldım. Bir de ekstra bakın zindan hakkı ve iksirimi aldım. Altınımı aldım. Hemen ikinci kademeyi açalım. Buraya bakalım. Burada da yine yüzük verdi bir tane. 15 kaos parçamız oldu. Yine zindan hakkı, ekstra iksir. Üçüncü kademeyi de alalım. Böylelikle burada 210 ediyor. Buradan iki tane bakın hazine kartı verdi. Bir de epik olan kartını verdi. Bizde olmasaydı bu sayede sahip olmuş olacaktık. En azından kopyasını verdi. Gelecekte kalitesini yükseltmek için gerekebilir. İksirimiz, kaos parçamız, ekstra iki zindan hakkı daha ve dördüncü kademeyi de alıyoruz. Ve de bu silahı da böylelikle envanterimize katmış oluyoruz, koleksiyonumuza. Eldrazi asası. Sonra iksirimiz geldi. Bir tane kadeh, bir tane yüzük, hazine kartı geldi. Üç tane efsane külçe verdi. 60 kaos parçası ve iki hak. Bundan sonraki kademeler yine sizin tercihinize kalmış. Yine zindan hakları, kaos parçası, hazine kartı, epik karttan veriyor vesaire. Şimdi savaşırken bu zindanın şartlarına bakalım. Bu zindan bakın şöyle yapılmış. Giriş savaşını yapınca muhtemelen merkezdeki yaratığı yenersem direkt patrona gidip çıkabilirim. Ya da istersem etraftakileri yok edip sandığımı yükseltmeyi deneyebilirim. Bakın sağ altta Jurand Chest diyor. Yani şu anki sandığın bakın soru işareti hiç yok. Yani seviye 0 bir sandık gibi düşünün. Sandık yok. Girişteki savaşı yaparsam bakın diyor ki sandık yükseltme şansı %100. Yani hiçbir sandığım olmadığı için bir seviye sandığı garanti girişte veriyor. Ve çarpanım bakın sağ üstte 2. 2 çarpanla başlıyorum. Diyor ki 1.1 ile çarparım. Yani 2.1'e çıkacak katsayım. Altta da hep bir etki bırakıyorlar düşmanları yendiğinizde. Diyor ki gelecekteki düşmanlar 2 saldırı gücü fazla olacak. Sol üstte hakkım, sağ altta da puanlarım var. Yendikçe puan kazanacak. Bu puan da ödül havuzunda bakın birikecek ve her kademesinde yine kaos parçası, ruh puanı, altın, mitik külçe, kaos orbu, üretim elması, volt anahtarı bakın gördüğünüz gibi güzel ödüller ekstra kazanabileceğim. Bir de patronun sandığını açacağız. Şimdi buradan elde ettiklerimle de yine portalı bir zorlayalım. Bakın burada 126 daha gelmiş. Bunu yine az önceki Liraz'da Slayer'de kullanacağım. Çünkü hala Liraz'ı bulamadım. Bir yandan orada da hazine kartı çıkacak. Az önce kazandıklarım da bende. Birazdan dönüp bakacağız. Önce şuraya açalım. Hala 6 tane açma hakkım var. Arada Liraz'ı bulursam hemen diğer olmayan yerlere gideceğim. Hazine kartı arıyoruz bir yandan. Bir yandan da eksik olan kartım Liraz'ı arıyorum. Yine çıkmadı Liraz'da. Buranın epiğini verdi. 5 tane daha hakkım var. Hemen bakıyorum. Bu hazırlıklar önemli işte. Yüzük geldi. Hazine kartı. Güzel. Yine kadeh geldi hazine kartı. Tabii şunu diyebilirsiniz. Oranlara bakarak hepsini %100'e getirelim. Her seferinde kalite yükseltelim. Tabii bunu da yapabilirsiniz ama işte hazine kartınız benimki gibi kısıtlıysa, elinizde çok yoksa o yüzden oranları biraz daha düşürüp olma ihtimalini düşünerek mesela atıyorum %50 ve üzeri bir oranı yakaladıkça hani kullanayım diyebilirsiniz. Her seferinde altın da basacaksınız. Yani onu da deneyebilirsiniz. Az hazineyle çok kaliteye ulaşabilirsiniz. Miyim? O da bir tercih. Son kez açtım. Yine Liraz da çıkmadı. Daha sonra yine buraya döneceğiz. Şimdi geri dönelim. Ve tekrar Eldrazor'dan hazineye girelim. Şu an bakıyorum. Bakın bu sefer 8 yüzük, 4 kadeh, 1 taç, 1 lambamız var. Bu lamba
%30 kalite yükseltme şansıyla 250 deneyim veriyor. Yani tek başına bir tanesi bile bakın direkt 21 seviye çıkarıyor. Şimdi bu %30. Ondan sonra kadehlerin tanesi %20 idi. Bundan %50 yapsak bu şekilde. Bakın %50'yi ne deneyebilirim. Daha sonra elimde 3 tane kadeh kalıyor. 2 tanesine basıp bir tane yüzük basarsam yine %50 eder. İkinci bir denemem olmuş olur. Orada bir tane kalır. %20'lik. Onu da taşla eşleştirsem %45. Bir tane de yüzük basarsam %55 eder. Üçüncü denemeyi yapmış olurum. Orada 6 yüzük kalır. 5 tanesini basarsam %50'den dördüncü denemeyi yaparım. Bir tane yüzüğüm elimde kalır. Ne kadar yükseltebilirsem o kadarla takılabilirim. Bakın %50'lerle denemek istiyorum. Aslında biriktirebilsem daha çokla deneyebilirim. İşte kaos parçası toplamak için de yine mesela ben size şöyle diyeyim. Özellikle nomlar her yerde etkinliği vesaire olduğu zaman ya da elinizde nome palozaları bolca basabildiğiniz zaman o zaman daha çok bunları toplama şansınız oluyor. Çünkü gelenler mesela şeytani nomlar kaos parçası atma eğiliminde. Saygınlık puanına ihtiyacınız varsa saygınlık nomuna bakıyorsunuz. Külçe lazımsa mekanoma bakıyorsunuz. İşte bunlar o zaman çok önemli. Ya da dönüp burada bakın burada basmadan hemen önce bir dönelim. Şuna da yapabilirim. Hemen oyunlar kısmına Soul Forge'a girelim. Bakalım Nome Palooza basabiliyor muyum? Bütün her şeyin tamam mı? Buradan bakabilirim ya da envanterden kontrol edebilirim. Diğer kısmına giriyorum. Bakalım Nome Palooza basabiliyor muyum? Bakın bir tane basabiliyormuşum. Hepsinden birer versim varmış. Şimdi bir de envanterden bakalım. Onu da göstereyim size. Bakın profilime tıklıyorum sol üstten. Buradan envantere giriyorum. Şunu kapat. En alt katı en alta gideceğiz. Bütün hepsini kapat. En alta in. Bakın yeşilden 3, sarıdan 3 hatta o kahverengi de sayılabilir belki öyle geçiyordur. Mavimiz 3, kırmızıdan 1 var. Demek ki hepsinden birer tane gerektiği için direkt bir tane Nome Palooza basabilirim. 15 dakika boyunca bolca nom kesebilirim. Bu da bana ekstra kaos parçaları çıkarmamı sağlayacak. Yine bunu da yapabiliyoruz yani. Şimdi ben size gelişmiş bir yerden örnek göstereceğim. Bilmeyenler için yine. Mesela The Warrens daha önceden geliştirdiğim bir yer. Bakın mesela burayı kaliteyi 10'a kadar çıkarmışım. Seviye 57 olmuş. Şimdi burada bakın Faction Info'ya giriyorum. Size şöhret bilgisini vereceğim. Hatta ben size böyle direkt arada bir kısmı olmuş bir kısmı olmamış bir yerden göstereyim ki daha anlaşılır olsun. Mesela Fire Rift'e bakayım. Bakın kalite 10'da seviye 74'te. Burada Faction Info'ya girelim. Şimdi bakın şöhreti nasıl kazanıyoruz? Bakın şöhret kısmı sol tarafta benim ne diyor mavi yerde? 850. Bu o girdiğiniz yeraltı krallığındaki şöhretiniz. Sağ tarafta da bütün yeraltı krallıklarından elde ettiğiniz toplam şöhret. Yani benim 11.260. Bu toplam şöhret bakın şu sağ alttaki yeşile tıkladığımda yani altı orta kısımda kalan sizin hem günlük kazanacağınız altın hem de günlük size rastgele gelen külçe miktarlarını belirliyor. Şöhret arttıkça bunlar da geliyor. Ekstra karakteristik geliyor. Mesela bakın 12.000 şöhrete getirirsem 2 de can kazanacağım. Karakteristik artacak. Şu an bakın en son geldiğim altın seviyesi günlük bana 340 altın gelişi var. Bir de rastgele 9 külçe geliyormuş bana. Mesela bakıyorum bir sonraki nerede diye. Mesela 13.000 olduğumda günlük rastgele gelen külçe sayım 10'a çıkacak. İşte bunları da buradan toplamdan geliştiriyorsunuz. Bir de normal kendi var. Mesela şu an girdiğim Fire Rift'te üstte yazıyor. Buranın gelişimine bakalım. Ben burada 850 yapmışım. Bakın ilk kademelerde hep külçeler vermiş. Efsane. Arada mitik külçe vermiş. Ve bir noktadan sonra bakın 2000'e gelince buranın kendi evcil hayvanını veriyor. Ve bu da sizin bonuslarınızı katlıyor. Yani siz burada bir saf takım yaptığınızda zaten maksimum bonusa geldiğinizde o bonusu da işte kendisi katlıyor. Tabi bonuslar nasıl oluyor? Mana renklerini aynı renkten bir araya getirebilirsiniz. Aynı türleri bir araya getirebilirsiniz. Mesela şeyleri, karakterlerin türleri aynıdır. Mesela atıyorum hepsi ölümsüzdür. Ölümsüz sınıfındandır. Ya da nasıl diyelim mekaniktir. Bunları bir araya getirirsiniz. Oradan bonus gelebilir. Hepsi aynı krallıktandır. Oradan gelebilir. İşte bakın bu da krallık bonusu veriyor. Burada hepsi aynı yeraltı krallığındansa yani Fire Rift'tense bu orada destek verecek ve bonuslarınızı katlayacak gibi. Peki şöhretlere gelelim. Hangisi ne demek? Bakın şöyle. Birinci sırada Best Elf Defeated. Yani
Bitirebildiğiniz en yüksek seviye zindan kaç diyor. Mesela bakın ben kaçı bitirmişim? 160 seviye zindanı bitirmişim Fire Rift'te. O yüzden iki katı 320 şöhret vermiş. İkinci sırada Bester with no casualties. Yani burada diyor ki bitirdiğin en iyi zindan hangisi ama bu sefer hiç kayıpsız bitirdiğin diyor. Yani karakterlerimden hiçbirini öldürmeden rakip bitirdiğim zindan. Bakın o zaman 50 seviye zindanı kayıpsız bitirmişim. Ama sonra herhangi bir zindanı bitiremediğim için vermemiş. Burada da kaç seviye bitirirseniz o kadar şöhret veriyor. Buradan 50 verdi. Bir altta diyor ki Bester using the faction team. İşte az önce hani kartları tamamlamış mıyım diye bakıyordum ya 4 tane. İşte o 4 karttan isterseniz bir tanesinden 4 tane koyun, isterseniz 4'ünden birer tane koyun. Fark etmez. Yani o karakterlerden oluşan bir takımla en çok kaç seviye zindanı bitirdiğimi gösteriyor. O da 110 seviye zindanı bitirmişim. Dolayısıyla o kadar daha şöhret vermiş bana. Bir altta da sen hazinenin kaç seviyeye çıkardın? Az önce işte hazine kartlarıyla yapmaya çalıştığımız. Burayı 74 seviye yaptığım için 5 katı 370 puan şöhret vermiş ve buradan elde ettiğim şöhreti 850 olarak belirlemiş. İşte ben burayı daha da arttırmak istiyorsam mesela burada geride kalmış olan kayıpsız bitirmeyi mesela en son 160'ı bitirmişim. 170 seviyeyi hem bir saf takımla bitirirsem 170'e çıkarırım. Burada eksik olan 60 şöhret puanı gelir. Hem aynı saf takımla hiç kayıpsız bir şekilde bitirirsem 170'i eksik olan 120 şöhret puanı gelir. Hem de 170'i bitirdiğim için üstte de 170 yazacak. Dolayısıyla 2 katı 340'a çıkacağı için oradan da 20 şöhret daha gelir. Ve böylelikle daha da eksik olan şöhretleri tamamlayıp ilerletebilirim. Ve diğer krallıklarda da yaptıkça da toplamı da ilerletiyorum. Ve böylelikle hem karakteristik kazanıyorum, hem özellikler, hem kendi evcil hayvanlarına ulaşıp daha da güçlü hale gelebiliyorum. Bunu da size göstermiş olduk. Şimdi dönelim Eldrazor'a. Eldrazor'a gelelim. Şimdi portal kısmımızda kaos parçalarımızı harcadık. Şimdi hordumuzda geliştirebildiğimiz şeyleri yapalım planladığımız şekilde. Ben %50 oranını baz alarak yapacağım. Çünkü elimdeki hazine miktarım az. Şimdi %30 diyordu. Burada. Hemen bakın mor barın altında şansı da gösteriyor. %30 ve verdiği deneyimde 250. %30 buradan bir de %20 kadehten alacağız. %50. 1600 altın vereceğim ve bu şekilde deneyeceğiz bakalım. Olursa kalitem hemen 2 olacak. Olmazsa da tekrar tekrar deneyeceğim. Bir yandan da seviyem artıyor. Bakın kalite arttı. Şimdi şöyle bir şey var. Biz burada ne yaptık? 24 seviye yaptık. 24 seviye yaptığımız için ne oldu? Bu krallıkta daha önceden hiç şöhret al kazanmadığım için 5 katı yani 120 şöhret kazandık. Her 10 seviye şöhretinizde sizin postanıza 2 kaos parçası geliyor. Yani 120 seviye yaptığım için 24 kaos parçası geldi. Bu da bir kere daha portal açabilmek demek. Hemen bir tane portal açalım. Çünkü bakarsınız bir tane o mitik hazineden gelir. O da çok etkili biliyorsunuz. Tek başına %50 şans ve 500 deneyim. Hemen bunları alıyorum bakın. Buradan gelenlere. 24. Çok güzel. Hemen aldık. Ve şimdi tekrar Eldrazor'a dönelim. Hatta bir tane portal açabileceğim için önce hemen şu Liraz'ı açayım. Kendi Liraz'ı yarayayım. Bir tane açalım. Hemen bir tane hakkımız oldu. Onu kullanalım bakalım. Ya Liraz'da ya da güzel bir hazine gelir mi? Gelmedi. Devam. Bir tane daha denemiş olduk. Hazırlıkları yapacağız arkadaşlar. Önemli. Şimdi hazineye dönelim. Şimdi tekrar %50'lik bir artış yapacağız. Bakıyorum. Şimdi tacım var %25. Tacı bekletelim. Hatta tacı bir basalım. %25. Buradan 3 tane de yüzük bassak tamam %55 etti. 21.600 altında veriyorum. Bir de böyle deniyorum. Şimdi 30 seviyeye çıkıyoruz. Kalitede bakın yükseldi güzel. Şimdi ekstra yine postama kaos parçası geldi. Onu birazdan bakarız. 5 tane yüzüğüm var. %50 ediyor. O yüzden 5 tane yüzüğü direkt basacağım bu sefer. 33.000 veriyorum. Bakalım yükselecek mi? Her seferinde yükselirse bakın yine yükseldi. Çok güzel. Bazen tutmuyor. Mesela geçen sefer tutmuyordu galiba. Böyle olabiliyor ama bakın bu sefer çok güzel. 4 kere tuttu. Şimdi 3 tane var kade.
Bu da %60 edecek ama önce şu gelen postaya gelen kaos parçalarıyla bir kere daha açabileceğim bir şey varsa açalım. Ondan sonra devam edelim. Hemen bunları alalım. 10 daha geldi. 10 da bizde vardı. Bakın bir tane daha açabilirim. Yine Lirasas Layer'da açacağım. Bakalım. Atacak mı Lirasas'ı ya da herhangi bir yüksek böyle hazine kartı falan. Yok yine atmadı. Tamam. Aynen denemeye devam. Şimdilik kaos parçam kalmadı. Eldrazor'a dönelim. Şimdi portalda işimiz yok. Hazineye dönüyorum. Şöyle girebilirsem tamam. Şimdi 3 tane kadehim kaldığı için sadece bunların da tanesi %20 verdiği için %60 şansla bir kere daha deneyeceğim ve 38 seviyeye kadar çıkarmış olacağım. 22.200 altın daha verdi. Yükselir 5 olacağım. Yükselmedi bu sefer. Bu büyük ihtimal postama gelen yeterli değildir ama onu da alalım. Görelim ne kadar olduğunu. Bu seviyeden dolayı geliyor her seferinde biliyorsunuz. 4 daha geldi. Tamam. Şimdi Eldrazor'a giriyorum ve hazineye bakıyorum. Bakın şu an 38 seviye yapabildik ve 4 kaliteye çıktık. Şimdi Fixing Assault'a girip çıktığımda yine kaos parçası verecek. Sonuçta bunu böyle kullanabilirim ya da dediğim gibi Nomapalooza basabiliyorsanız bir 15 dakika basarsanız biriktirdiğiniz kaos parçaları olursa onlarla tekrar yapabilirsiniz. Ayrıca elinizde Volt anahtarı varsa ya da Nomlardan düşürürseniz bunları da götürüp Volt'ta harcarsanız oradan da ekstra kaos parçaları gelebilir. Son bir arama tarama tekrar yaptıktan sonra bir gelişim daha dener sonra devam edebilirsiniz. Şimdi burada şimdilik gelişim bu kadar yaptım. Bunu örnek gösterdim. Bir de takım olayına bakalım. Ondan sonra da bölümü zaten bitireceğim. Şimdi Faction Assault üzerinden göstereyim ben size. Şimdi buradan savaş kısmına gelelim. Giriş savaşını seçelim. Savaş deyince şarta bakalım. Bakın diyor ki Troop Restrictions burada sizin karakteriniz hariç. Diğer karakterler ya yeşil ya mor içermeli. Dolayısıyla buna uygun bir takım yapmamız gerekiyor. Yeşil ve mor içeren. Tabi burada ilk önce şuna bakabilirsiniz. Saf takımla yapayım diyebilirsiniz. Hatta takım oluşturmadan bakalım ona tekrar. Buraya döneriz. Takım oluşturmaya girelim. Bakın buradan şu Lirazza'yı tabi iptal edelim. Buraya dönerim nasıl olsa. Eldrazor'u seçelim. Şöyle. Şimdi bakın burada saf bir takım var. Her birinde en az bir tane olması yetiyor. Ya da birinden atıyorum 4 tane koyacaksanız o size kalmış. Şimdi bakalım özellikleri. Efsane ile başlayalım. Metron Velen ne yapıyormuş? Seçtiğiniz düşmana 18 hasar veriyor diyor şu anki büyük gücüyle. Güzel. Hem de %10 ihtimalle onu da direkt öldürebiliyormuş. Ve de her bir lanetli örümcek ağa bulaşmış için ekstra 4 hasar daha veriyor. Şimdi bakın her yeteneğin kullandığı %10 ihtimal direkt öldürme şansı var. Yani karşımdaki ne kadar güçlü, ne kadar canı zırhı çok olursa olsun %10 ihtimalle öldürebiliyorum. O yüzden etkili bir karakter. Bundan 4 tane koymayı bile düşünebiliriz ama mana desteği kazanabilmemiz de önemli. Diğerlerine bakalım. Tank görevi yapabilecek biri var mı? Ya da bizim bu karaktere mor ve yeşil manaya destek verebilecek bir şey var mı? Epi'ye bakalım. Ne yapıyormuş? Bir kere hepsine 8 hasar veriyormuş şu anki benim büyük gücümle. Yani bir alan vuruşu yapıyor. Ve de hepsini lanetliyor ve de örümcek ağa atıyormuş. Bu da diyordu ki lanetli veya lanetli ve örümcek ağa varsa diyordu düşmanlarda ekstra hasar diyordu. Yan becerilerine bir bakayım. Şimdi saldırdığında derbilerde 9 can tamam bağışıklıklar. Ve de diyor ki bakın dörtlü veya daha fazla eşleştirmede lanetler ve örümcek ağa bulaştırır rastgele düşmana. Demek ki bakın bu kombinasyonlarda, kombolarda işimize yarayacak. Bu yan becerisini açarsak. Bir diğer kartın epin yan becerilerine şöyle bakayım. Yetenek hasarını emmesi var. Bağışıklığı var. Yine büyü gücünü arttırması var. Ultra nadire bakalım. Deep Huntsman'e. Şimdi bakın 18 tane yeşil manayı patlatıyor. Ya da mor manayı patlatıyormuş. Şu anki benim büyü gücümle. Ve de ilk düşmana lanet ve örümcek ağa bulaştırıyormuş. Ve de öldüğü zaman mezarlık örümceğini kesin olarak çağırıyormuş %100. Geriye Deep Elf Rogue var. Ona bakalım. Bakın seçtiğiniz düşmanın saldırı gücünü 15 azaltıyor. Direkt onun saldırı gücünü zayıflatabiliyorsunuz. Özellikle de öndeki karaktere genelde yapılabilir.
ve de 3 rastgele etki bırakıyormuş. Bunlar genelde olumsuz oluyor böyle. Nasıl diyelim, zehir, bağlama, yakma veya etkisiz hale getirme gibi şeyler 3 tane atıyormuş. Bakın önemli. Ve de bunun güzel bir yanı da şu. Yetenekle hedef alınabilmesi için önce sizin takımınızdaki normal karakterlerin hepsini öldürmesi gerekiyor düşmanın. Ancak ondan sonra yetenekle hedef alabiliyor. Sadece buna kuru kafayla vurabilirse vurabilir. Yetenekle direkt vuramaz. Ama yetenek alan vuruşu yapan bir şeyse ya da öndeki ikiye, arkadaki ikiye vurayım gibi yetenekse o zaman denk geliyorsa vurabilir. O ayrı. Onu unutmayın. Bakın mesela bunlardan güzel bir saf takımı yapılabilir. Bu şekilde gayet güzel görünüyor. Birinin %10 öldürmesi var. Diğerinin hedef alınamaması var. Hem de bu işte lanet ve örümcek ağı bulaştırma özellikleri falan var. Yapılabilir. Bir diğer olay da şu. Hangi renkler lazımdı? Yeşil ve mormana içermeli diyordu. Herhangi birinin içermesi yeterli. Mesela sırayla kendi takımlarınıza bakacaksınız. Mesela saldırı takımı. Bir bakayım diyorum. Cedric de yok. Yumurtasında yeşil var. Silah kendi silahım, istediğimi seçebilirim. Mor da aç gözlü de var. Demek ki ben ön tarafa güzel bir karakter koyabilirsem, mesela bir tane daha aç gözlü koyabilirim. O zaman bunu da kullanabilirim. Sadece ne fark olacak? Saf bir takımla yapmamış olacağım. O yüzden saf takım bonusunu alamam. Ama onun dışında bu takımı kullanabilirim mesela. Bakın şimdilik kopyalayayım. Elimde dursun, bir örnek gösterebilirim. Şöyle kopyalayalım. Bir diğerine bakalım. Savunmada kullandığım bir takımım vardı. Burada bakın Savage Hunter'da yeşil var. Ama The Great bir nerede yeşil ya da mor yok. Demek ki bunu kullanamam. Onun dışında bakalım. 12 seviye keşif takımım var biliyorsunuz. Buna bakalım. Silah tamam, istediğimi kullanabilirim. Thrall'da mor var. Kolay. Kullanılabilir. Holy Astra'da yeşil var. Ama Tesla'da yeşil ya da mor yok. Kullanamam. Mesela ona da baktık. Deneme diye bir takım yapmışım. Bir bakayım. Burada bakın dördünde de mor var. Burada ayna var ve faunesa var. Burada ne yapıyorduk? Bir bakmak istiyorum. Bu deneme takımı diye koymuşum. Tabi burada şunu yapabilirsiniz. Hemen bu takımı koydum diye denememiz şart değil. Burada gidip çok oyunculu kısımda test edebiliriz takımlarımızı, oluşturduklarımızı. Bakarız ne kadar etkili değil. Elimize alıştıktan sonra dönebiliriz. Ne yapıyormuşum bu ayna? Şimdi bir dostumuza olumlu bütün etkileri bırakabiliyormuşum ve de ekstra 16 tane onun mana renginden patlatıyorum. Yani hem ona mana desteği veriyorum. Patlayanların her birinin etrafındaki manalar da yok oluyor. Bunların %50'si geliyor size ve kayma eşleşme oluyor. Yani mana desteği ve olumlu etkiler veriyorsunuz. Güzel, gayet destek olarak hem de mana toplamak için güzel. Hem de tank görevi yapacak. 3 tane de faunesa var. Onlara bakalım. Diyor ki bir düşmana onun saldırı gücü kadar hasar ver ve de tüm dostlarına 22 can ver ve verdiğin hasarın 3'te 1'i kadar daha dostuna can kat diyor. Yan becerilere bakalım. Manalar dolu başlıyormuş. Bakın faunesalar direkt hazır başlayacak. Ve de her mor mana eşleştirme ekstra mor veriyormuş. Dolayısıyla her 3'te birer tane vereceği için muhtemelen moru seçtiğimiz zaman çat diye manalar dolmaya başlayacak. Mana Surge'de gelebilir. Mesela bu takımı da deneyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi. Az önceki de deneyebilirdim. Hatta ben bunu bir kopyalayayım. Bunu deneyelim. İlk denememizde bunu kullanalım. Sonra Wargear'e bakmak istiyorum bu takımıma. Burada yeşil olarak bakın 3 tane Persistence var. Ama Ay Şarkıcısında yeşil ya da mor yok. Mesela bunu kullanamam. Bounty takımıma bakalım. Yeşil var, mor var ama ortadakilerde yeşil ve mor yok. Şunlar Warband'den gelen. Bugün önerdiğimiz takımlar vardı şeye. Bu haftanın madalya etkinliğine 1 ve 2'de. Ona bakalım. Şimdi bakın hepsinde yeşil var. Aslında bakın bu takımı da deneyebiliriz. Bakın bu da güzel. İkinci takım da öneri. Bakın bunları hep deneyebiliriz işte. Beğendiğimizi kullanırız. Sonra benim saldırı takımlarım vardı. Lonca Savaşı'nda. Mesela bunlara bakalım. Mesela Zümrüt Saldırı takımında hepsinde yeşil var. Mesela bakın bu takımı çok seviyorum. Venoxia sürekli cana vuruyor. Glitter da sürekli destek atıyor. Bakın şöyle. Glitter ne yapıyor? Rastgele düşmana 30 hasar veriyor ve de bütün mavileri yeşile çeviriyor. Sürekli olarak böyle mavi yeşil eşleşmelerinde bunu kullandığınızda çok işinize yarıyor. Venoxia da zaten yeşil ve mavi basıyor. Sürekli destekliyor. Leprechaun da mana desteği verecek. Ve aynı zamanda esans da hem mana toplamanıza yardımcı oluyor. Seçtiğiniz
düşmanım bana renginde, hem de ona olumsuz etkiler atıyor. Hatta ben bakın bu zümrüt saldırı takımımı seçeceğim. Bununla başlayacağım. Bu sevdiğim bir takımda çünkü iyi oldu. Hem de bu hafta yeşil bonus gününde kullanabileceğim bir takımda bir kere daha göstermiş olalım. Şu saatlik ödüllerimizi alalım. Hemen buradan Fixed Result üzerinden göstereyim size. Girelim. Buradan savaş diyorum. Bakın ilk savaşı seçiyorum. Savaş diyorum. Buradan da takım düzenleme kısmına geliyorum. Az önce kopyaladığım takımı yönetim yapıştır. Onayla. Bakın hepsi yerinde gayet güzel. Burada okçu sınıfımız seçili. Okçunun da en öndeki düşmanı bağlama özelliği vardı. Eğer düşmanda bağışıklık yoksa onlar da kuru kafayla saldıramayacak bir süre zaten. O yüzden biraz da o yönden de rahat olacağız. Ve bakın bu takımla bu delve gireceğim. Venoxia var, Glitter Clay var, Leprechaun var ve de esansımız var. Bu esans da hangi sınıftaydı hatırlamıyorum ama o sınıfı seçip hızlı keşifte 250 savaş yaparsanız o silah da size geliyor. Sonra külçeyle onu da artı 10'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Şimdi burada bilmeniz gereken diğer husus şu. Bu takımdan herhangi birinin sıralaması değişirse, düşman size vurup birini arkaya iter ya da karıştırırsa sıralamayı düzeltemeden devam ediyorsunuz diğer savaşlara. Eğer biri öldürülür, yok edilirse kalan karakterlerle devam etmek zorundasınız. Ta ki zindanı tamamlayana kadar. Dolayısıyla o yüzden hiç karakter kaybetmemeye ve sıralamanızı bozacak bir şey varsa da ona hamle yaptırmamaya çalışmalısınız. Şimdi kuru kafa eşleşmesi var ama bizim burada önceliğimiz bakın iksirlerin desteği var. Bir sonraki tur Venoxia hazır. O yüzden ben bir tur kuru kafayla saldırayım. Leprechaun beklesin. Venoxia da saldırsın. Sonra manaların durumunun bittiği zaman Glitter ve Venoxia durduğunda hemen o zaman Leprechaun'u kullanacağız. Ya da işte burada esansımızı falan basacağız. Bir tur vuralım. Şöyle. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Bakın hepsi neredeyse hazır. Hatta hepsi hazır. Direkt Venoxia ile başlıyorum. Direkt canlara vuruyor çünkü. Hem de yeşil ve mavi mana oluşturuyor 9'ar tane. Devamlı sırayı kendi de tutabiliyor. İşte gördüğünüz gibi çok etkili. Ben Venoxia'yı hep seviyorum. Hatta onu elite bile çıkarmayı düşünüyorum. Bakın bir seviye sandığımız garantiydi. Hatırlarsanız söylemiştim. Sandığımız geldi. Şimdi bundan sonra şöyle durum var. Bu aradaki düşmanlar, patrona kadar olan düşmanlar %100 oran vermiyorlar. Mesela merkezdeki bakın %50 şans diyor. Yükseltebilir, yükseltmeyebilir. Ve katsayınızı 1.3 ile çarpıyor. Daha da arttırıyor. Ve bundan sonraki düşmanlara da 2 saldırı gücü 4 zırh vereceğim diyor. Ve diğer bakın kenardakilerden de baştakiler açılmış. Yenerseniz diğerlerine gidebilir. Her birinde şansınızı deneyebilirsiniz. Mesela bakın üsttekine bakalım. Burada ne diyor? Sandık yükseltme şansı %15. Çok az ama deneyebilirsiniz. Çünkü bir yandan hem çarpanız katsayınız artıyor. Hem de bakın size para çantası özelliği geliyormuş. Gelecekteki savaşlarda %100 altın bonusu veriyormuş. İşte altın bonusu verebilir, kapasiteniz artabilir. İşte bu bonuslar kapasiteyi arttıracaktır. Doğal olarak altına oranlı bir saldırınız varsa, işte altın miktarımın üçte biri kadar şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte o zaman bu özellikleri alayım da devam edeyim diyebilirsiniz. Ben şimdi şuradan merkeze saldırayım. Hemen şu merkezdekini bir halledelim. Gerektiği zaman hemen patrona geçeyim ya da burada diğer yaratıklarla savaşayım isteyebilirim ama her zaman patron kapısını ulaşmış olmak önemli. Orası hazır beklesin ki istemediğim bir şey olur, takımın sırası bozulur ya da biri gelir bir karakterimi öldürür. Kalanlarla aradaki savaşlarla uğraşmaktansa takım tam gücündeyken aradaki savaşı bitirip direkt istediğim an patrona geçebiliyor olmam lazım. O yüzden önceliğimi aradaki düşmana verdim. Şimdi direkt Venoxia hazır bakın. Bir bakıyorum. Herhangi başka bir şey var mı? Tamam, direkt vuruyorum ve hem üretiyorum hem de canlara vuruyorum. Bakın direkt işleri bitti yine. Ve bir yandan bakın Glitter da hazır, Venoxia da hazır. Devam etseydi ben yine onunla vurmaya devam edecektim. İşte bakın ben baştaki seviyeyi ne kadar arttırırsam bunların karakteristiği arttıkça büyü gücü de artacak, yetenekleri de güçlenecek. Ve sandığı yükseltti bakın %50 şans tuttu, 2 oldu. Ve buradan da bakın 240 puan almışım. İşte demiştim ya her savaştan sonra puan alacağız. Bakın patron açıldı en sağda. Şimdi istediğime gidip saldırabilirim ya da direkt patrona gidip savaşıp çıkabilirim. Ama ben sandığım hep yükseltmeyi deneyeceğim için sırayla gideceğim. Ama tabii düşmana kattığım özelliklere hep bakacağım. Şimdi dostlara diyor ki para çantası özelliği gelir. Savaşlardan %100 fazla altın alırsın. Tamam girelim hemen.
Ama çok kötü bir özellik katıyorsa, mesela atıyorum şöyle düşünün. Siz alan özelliği atan bir yetenek kullanıyoruz mesela şu an. Rakip de submerge özelliği kazanacak bir şey verirseniz varsa alan vuruşlarından hep kaçacak demektir. Şu an altın kapasiteme dikkat edin arkadaşlar, 100. Yani şu an 100 altından fazla dolduramıyorum ama bir tur sonra o kapasitenin durumuna bakalım, değişiklik olacak mı? Şimdi hemen bakalım. Dörtlü vesaire bir şey var mı diye. Hemen mana toplayacağım. Bakın çünkü bu sefer Venoxia'nın manası 4'te kalmış. Daha çok ihtiyacı var. Hemen Leprechaun'la mana patlatarak mana topladım. Ve Venoxia hazır. Glitter'da hazır olmaya yakın. Zaten o da yeşil ve mavi üretecek Venoxia. Hem de canları vuracak. Ve bakın hemen direkt ikisi de hazır oldu zaten. Leprechaun'un da zaten bir tane mana ihtiyacı kalmış. Bizim karakterin 4. Şimdi bu arada okçumuz 48 seviyeye gelmiş. Çok güzel. Buradan 260 puan da aldık. Son altta bakın 710 puana yükselmişim. Şimdi hemen bir sonraki savaşa gideceğim. Yine bakacağım düşmanlara ne yapıyormuş. Hem %30 şans. Bakın az önceki tutmadı. Seviye 2'de sandığım hala. Bütün dostlara ecil katacakmış. Bu da kuru kafalardan %20 sıyrılma şansımız olacak. İyi, bizim için iyi bir şey. Ve %30 yükseltme şansı var. Bir yandan da hazinenin kat sayımız artıyor. Gir diyorum. Bakın aradaki savaşları vaktiniz varsa yapabilirsiniz. Ama vaktiniz kısıtlıysa size tavsiyem girişi yapın. Aradaki savaşı yapın. Sonra da patronla yapın. Çıkın. Vaktiniz yoksa en azından bütün haklarınızı böyle böyle bitirirsiniz. Ve alabileceğiniz ödülleri alırsınız. Tabii vaktiniz varsa da diğer aradakileri yapın ki katsayınız artsın. Sandıkta mümkün olduğu yükselebildiği kadar yükselsin. Şimdi yine bakıyorum. Devam. Benoksiyonun manası var zaten. Patlatacağız. Güzel, bakın şimdi hazırız, direkt hemen vuralım hepsinin canına ve direkt güzel. Tabi bu seviyede girdiğim için direkt yok edebiliyorum ama bazen bir seferde yok edemeyecek hale geleceğiz. Ama imkanınız varsa seviye arttırıp karakteristiği arttırarak daha da güçlendirebiliriz. Bakın tuttu bu sefer, 3 seviye oldu sandık şimdiden. Hemen sıradakine bakalım ne katıyormuş. Bu arada katsayım 2.8'e çıktı. %20 sandık yükseltme şansı var. Tüm düşmanlara Eflame katacakmış. Bu da kuru kafa saldırısı yaptıklarında bizi yakacaklarmış. Tamam, alabilir, sorun yok. Yananlar her tur canından 3 kaybediyor. Biraz tehlikeli tabii düşük can miktarlarında. Bakın altın kapasiteme şimdi dikkat edin. Bakın o savaşı bitirdik, kazandık diye. Altın kapasitemiz her biri %100 bonustan 500'e çıktı kapasitemiz. Yani ben şimdi de düşünün. Altın miktarımın 3'te 1'i kadar hasar verebiliyor olsaydım 100 altının 3'te 1'i işte 33 falan deseniz burada 3, 33'ün 5 katı oldu bir anda. İşte 165 falan ekstra hasar falan gelecek, böyle güçleneceksiniz. İşte bunlar hep etkiliyor. Bu özelliklere o yüzden dikkat ediyoruz. Yine manaları topla diyelim hemen Leprechaun'a. Çok güzel. Venoxia hazır. Glitter hazır. Burada bakın Glitter'da yukarıda dikey bir mavi yeşil eşleşme var. Seçsem direkt hani mavileri dönüştür yeşil falan yap desem olur. Ama Venoxia hazır olduğu zaman Glitter'ı kullanmıyorum. Venoxia mana ihtiyacı olduğu zaman kullanıyor bunları. Ve Venoxia kendini hazırladı. Ve tekrar tekrar bakın hazırlanıyor ve tekrar dörtlü ezeri yakalayınca sıra da sizde kalıyor. Arka arkaya vurabiliyorsunuz. Çok güzel. Bir de okçunun işte öndeki karakteri direkt bağlayarak başlaması, bağışıklığı yoksa sizi rahatlatıyor. Şimdi sol taraf tamam. Bir çeşit örümcek tarzı yapılmış zindan gördüğünüz gibi. Hemen alttakileri de halledelim. Bu da bakın Life Drain ekliyormuş düşmanlara. Ne zaman bir düşman ölürse diyor 4 can kazanacağım diyor. Zaten bizim karakterlerden birini öldürürse öyle tehlikeli. Aa, bakın yarasa sürüsü. Bu dönüşen bir karakter. Nosferatu'ya dönüşüyor. Nosferatu da ya yarasa sürüsüne dönüşüyor ya da bir tane karakter vardı. Ona dönüşüyordu. Hatırlıyorum. Şimdi hemen bakalım. Yine mana toplayarak başlayalım. Güzel. Evet, sıramızı bekleyeceğiz. Sıra bizde kaldı. Çok iyi. Hemen Venoxia ile direkt canlara vurarak başladık ve direkt aldık. Güzel. Tabi bu seviyede çok zorlanmıyoruz ama bir sonraki seviyelerde yavaş yavaş zorlanmaya başlayacak tabii. 4 seviye oldu. Sandığımız yine etkilendi. Bakın şimdiden 4 oldu. Patron %100 o da yükseltiyor. 5 mesela yapar. Diğer başkaları yükseltmezse. Bir de kalitenizi işte 10 seviye yaptıysanız artı 3 de öyle yükselecek. Ama biz şu an yapamadığımız için kaliteyi bunlar kalıyor. Şimdiki düşmanlara baktığımda diyor ki bize bizim dostlarımıza ölüm dokunuşu ekleyecekmiş. Bu da
Ne zaman kuru kafa hasarı alırsak düşmana ölüm işareti ekliyoruz. Yok, kuru kafa hasarı verirsek. Güzel. Bu bize kattığı için bunu alıyorum. Ama bunu düşmana katsaydı, ben ona vurunca ölüm işareti gelseydi istemeyecektim. Ama şimdi sorun yok. Bize olduğu için düşmana ölüm işareti eklendiğinde bizim vurma şansımız var. Bakın, kuzgun geldi. Kuzgun yeteneği kullanırsa kaçıyor. Dikkat edeceksiniz. Yeteneği kullanmayacak. Sarımana istiyor. Bir de öndeki karakter bakın bağlandı. Kuru kafa saldırısı yapamayacak. Hemen mana topla diyerek başlıyorum. Güzel. Şimdi de alan vuruşuyla vuralım. Çok güzel. Burayı da bitirdik. Böylelikle hem o özellikler de eklenmiş oluyor. Ve zindan bittiğinde bu özelliklerin hepsi gidiyor ve yeni zindan yeniden sıfırdan. Ve yine yükseldi sandığımız. Çok güzel. 5 oldu. Ve 2 tane hak kazandık. Bakın, bu zindana girerken bir hak vermiştik. Onu artık aldık. Hem de yeni bir zindana verecek hakkımız oldu. Ekstra bir hak daha kazandık. Şimdi buradaki son savaşımızı yapalım. Sonra da patrona gidelim. Evet, bu da ne yapıyormuş bakalım. Gelecekteki tüm düşmanlara sleep veri katıyormuş. O da örümcek ağı atmaya bağışıklık kazanacakmış. Biz de zaten örümcek ağı atarak saldırmadığımız için bunu almasında bir sakınca yok. Eğer öyle bir takımımız olsaydı tabii ki bununla savaşmayacaktık. Direkt patrona gidecektik. Şimdi ortada yuvalar var. Bunlar hep örümcek çıkarıyor. Ama önce biz manamızı toplayalım. Alan vuruşumuzu yapalım. Bu seviyede artık zorlanıyor. Evet, buradan yeşil dörtlümüz var. Alalım. Venoksiye hazır olsun ve hemen vuralım. Evet, artık bakın patrona geldik. Şu ana kadar kayıpsız geldik. Hem kayıpsız bitirebilirsek o yüzden şöhretimizi alacağız. Hem bitirdik zindanı diye şöhret alacağız. Yani saf takım olmadığı için saftan şöhret gelmeyecek. Altı seviye oldu. Ve şimdi patrona gidiyorum. Bakın, patron %100 sandığı yükseltiyor. Yani 7 seviye yapacağız patronu yenersek. Ve de ekstra bizim kalitede yükseltme var mıydı, ona dikkat etmedim. Hani artı bir geldi mi diye. Kalitede de kaç veriyorsa onu verecek. Eğer 10 seviye yapabilseydik kaliteyi, bize o zaman artı 3 verecekti. Ve sandığımız daha da yükselmiş olacaktı. Hemen bakalım. Şimdi manamızı toplayalım. Hızlıca. Çok güzel. Sıramızı bekliyoruz. Bakın, glitter de hazır. Tamam, rakip vuruşunu yaptı. Şimdi rahatça alan vuruşumuzu yapalım. Bakın, hepsini canına vurdum ve bir miktar canla kurtardılar. Ama Venoxia tekrar hazır olduğu için tekrar vuruyorum. Hatta bir de düşman çağırdı. Bu da şeydi, biliyorsunuz. O karakter ölünce mezarlık örümceğini çağırıyordu. O geldi. Hemen bunu da vuralım. Yine aynı şekilde Venoxia ile ve işini bitirelim. Güzel. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. 20 seviye zindanı bitirmiş olduk ve 8 seviye sandığımız oldu. Şimdi bu sandığı açalım. Tabii ben kalitemi maksimum yapsaydım bu daha da yüksek bir seviye sandık olabilirdi. Açalım. Bakın, hakkımız da bir arttı. 9'la başladık. Hem bir zindan bitirdik, ödül alıyoruz. Hem puan topladık, ödül havuzuna ekledik. Hem de fazladan bir hakkımız oldu. 9'la başladık, 10 hak. Mitik külçeler veriyor. Şöhretimizi alacağız. Ve kaos parçası. Oo, bakın, 123 kaos parçası geldi. 4 tane mitik külçe ve de Eldrazor için 60 şöhret puanı daha kazandık. Ve her onu için ikişer kaos parçası daha geliyor, biliyorsunuz. Ve şimdi bu seviye zindana dönüştü ve tekrar başlıyorsunuz. İşte olay bu arkadaşlar. Bir normalde Yeraltı Krallığı'nda da sizin 3 şartınız var. Burayı iyice geliştirebilir, orada da yapabilirsiniz. Ben bu takımı sevdim, bunu kullanıyorum. Evet. Hatta ben o takımı size son bir kez göstereyim. Flamasını vesaire, detaylı şu an neleri seçtiğimi bir kere daha görün. Yapmak isteyen olursa hemen şöyle gösterelim. Hemen o takıma dönüyorum. Zümrüt saldırı takımım. Yine şeyde kullanacağız. Yeşil bonus gününde onu kullanacağım. Pardon, savunmayı açtık. O savunma takımları işte rastgele doldurdum, ona takılmayın arkadaşlar. Saldırıları alıp eksiklere, yani aynalarından olanı değiştirdim, ona takılmayın. Şimdi birinci sırada Venoxia'mız var. İkinci sırada Glitter Clav var. Üçüncü sırada Leprechaun var. Dördüncü sırada da hangi sınıfın içindeydi hatırlamıyorum ama o sınıfta bulunan esans var. Kötülük esansı. Bunu da o sınıf hangisi ise bakıp görebilirsiniz ve o sınıfı seçip 250 savaş kazanırsanız size bu silah gelecek. Bunu da mitik külçeyle yükselttik. Evet, takımımız bu. Flamamız.
Okilerin flaması. Bu da Yeraltı Krallığı, Olsing Ay Krallığı'nı açtığınızda gelecek. Sınıf olarak da okçuyu seçtirmiş. Bunu kullanıyorum. Yine geçmişteki araştırmalarımızla edindiğimiz bir takım. Sevdiğim bir takım. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Soracağınız herhangi bir şey olursa da yazıp yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Destek vermek isterseniz abone olarak her zaman desteğinizi verebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.